AWS GameTech etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Tüm Amazon ekibine bizleri buraya davet ettiği için teşekkür ediyoruz. Bugün 45 dakika boyunca Serhat ile beraber oyun ve e-spor üzerine güzel bir söyleşi yapacağız ve umarım sizlerle faydalı bilgiler paylaşıyor olacağız. Tabii ki zamanımız kısıtlı olduğu için içeriklerimizi bölümlere ayırdık. Çok kısaca kendimizden biraz bahsediyor olacağız. Sonrasında oyun dünyası nereden nereye geldi? Bunu biraz hikaye şeklinde anlatacağız. Rakamlarla günümüz oyun dünyasına bakacağız. Hem global hem Türkiye olarak bakacağız, ayrıştıracağız. Sonrasında özellikle son dönemlerde gelişen mobil e-spor ve geleceği hakkında konuşacağız. Ve son olarak bu dünyada kariyer sahibi olmak istiyorsanız, kariyer yapmak istiyorsanız nasıl yoldan geçmeniz gerekiyor? Ondan biraz bahsediyor olacağız. Şimdi isterseniz kendinizden biraz bahsedelim. Adım Ozan Aydemir, 42 yaşındayım, evliyim, iki çocuk sahibiyim. Galatasaraylıyım ama aynı zamanda çok sıkı bir oyuncuyum. Platform fark etmeksizin her türlü oyunu hala oynamaya devam ediyorum. 99-2009 yılları arasında reklam sektöründe yazar ve kreatif direktör olarak çalıştıktan sonra hep hayalim olan oyun sektörüne 2009 yılında geçiş yaptım. JoyGame ve Netmarble'da yaklaşık 6 sene boyunca pazarlama direktörlüğü yaptıktan sonra 2015'te de kendi şirketler grubumu kurarak onların başında yola devam ediyorum. Gaming in Turkey başta olmak üzere. Aynı zamanda Serhat Bey ile beraber eğitim tarafına da adım attım. Geçen sene ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde e-spor ve oyun pazarlaması üzerine dersler vermekteyim. Çok kısaca kendimden bu şekilde bahsedebilirim. Serhat Bey'i de dinleyelim burada. Merhabalar, teşekkür ederim Ozan. Serhat Bekdemir, eğer oyun sektörünü bilenler varsa mutlaka yıllardır yaptığımız işleri takip etmişlerdir. Bilmeyenler içinse Türkiye'de e-spor ve bilgisayar oyunları sektöründe öncü olmaya çalıştık. Çok az kişiydik o zaman. Bugünkü gibi böyle dijital webinarlarımız yoktu, çok fazla insanımız yoktu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bugün American University of Malta'nın e-spor programını yapmak üzere Malta'ya geldim. Burada çalışmalara devam ediyorum. Ozan'la birlikte Türkiye ve Orta Doğu pazarında birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda Uluslararası E-spor Federasyonu'nun Eğitim ve Gençlik Komisyonu'na başkanlık ediyorum. Gençlere yol hazırlamaya çalışıyoruz. Kariyer fırsatları yaratmaya çalışıyoruz. Süper. Şimdi kısaca da olsa bizi tanımış oldunuz. Biraz da şirketimizden bahsedelim isterseniz. Aslında konumlandırmamız oldukça basit. Biz tamamen bir oyun ve e-spor ajansıyız ve verdiğimiz 6 ana başlıkta hizmet kategorilerimiz bulunuyor. Bunlardan birincisi ve ilki oyun pazarlaması. Bu nedir derseniz çok kısaca Türkiye ve Orta Doğu'ya girmek isteyen oyun firmalarına A'dan Z'ye 360 derece pazarlama hizmeti sunuyoruz. Bunun dışında e-spor ve oyun organizasyonları düzenliyoruz Serhat Bey'le beraber. Burada tabii ki koronavirüsten dolayı bütün offline etkinliklerimiz şu anda iptal olmasına rağmen tamamen her şeyi online'a çevirmiş durumdayız. Ama hem online hem offline etkinlikler şu anda normalde. Yeri geldiğinde oyun operasyonları yapıyoruz. Publishing tarafından da geldiğimiz için bazı oyun firmaları bize pazarlamanın dışında customer support ya da Game Master dediğimiz oyun görevlileri hizmetlerini istediklerinde intern olarak bunları da sağlayabiliyoruz. Özellikle son 3-4 senedir markalar dikeyinde onların e-spor ve oyun tarafındaki yatırımlarını nasıl yapmalarına dair danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Kendi küçük bir oyun ekibimiz var, oyun yazılımlarımızı yapıyoruz ve gönüllü olarak 4 senedir de Türkiye sektörüyle ilgili oyun raporları hazırlıyoruz. Değerli müşterileri ve bunu hizmete sokuyoruz. Şu anda Dubai'de küçük bir ofisimiz var. Maalesef gene koronavirüsten dolayı son 3-4 aydır uçuşlar yapamadığımız için oraya gidemedik, ekibi büyütemedik. Kuveyt'te partneri olduğumuz gene Serhat'la beraber bir e-spor arenamız var. Tamamen tüm tasarımını, altyapısını burada yaptık. Henüz açılışını yapamadık koronadan dolayı. En büyük hayallerimizden ve stratejilerimizin bir parçası olarak da uzun vadede 2 sene içinde Avrupa'da bir ofis açarak yolumuza devam ediyor olabilme. Kısaca kendimizden bu şekilde bahsedebiliriz. Şimdi
Burada sunumun birkaç slide sonrasında size oldukça detaylı rakamlar veriyor olacağız. Ama öncesinde size bu dünyanın nereden nereye geldiğini biraz da hem benim hem Serhat'ın hayat hikayesinden yola çıkarak anlatmak istiyorum. Eminim ki birçoğunuzun da hayatına dokunacaktır bu anlattıklarım. Çünkü büyük ihtimal oyuncuysanız, bu sektörde kariyer yapıyorsanız bu yollardan siz de geçtiniz demektir. Ve tabii ki bizim yaşımızdaysanız. Şimdi en başa dönelim. Aslında her şeyin çıkış noktası hepimizin içgüdüsel olarak doğduğumuz andan itibaren bildiğimiz bir kavramdan. Yani oyun oynamak kavramından başlıyor. Biz ilkokul çağlarında, tabii ki o dönemde elimizde bugünkü teknolojiler, hatta neredeyse hiçbir teknoloji olmadığı için bizim yaptığımız şey dışarıya çıkıp oyun oynamaktı. Biz mahalle maçları yapardık, kız arkadaşlarımız gibi atlardı, saklambaç oynadı. Bizim küçüklükteki zamanımız bu şekilde geçiyordu. Ama sonra hayatımıza Commodore 64 girdi. Commodore 64 hatırlayanınız var mı bilmiyorum ama çok ilginç bir bilgisayardı. O zaman için canavardı diyebilirim ama kasetle oyun oynardık ve işin ilginç tarafı kaseti taktıktan sonra televizyonda ince çizgiler çıkardı ve tornavida ile beraber o ince çizgileri düz bir çizgi haline getirip sonrasında kısa da olsa basit oyunlar oynar ve mutlu olurduk. Bir dönem sonrasında böyle ortaokul son lise başlarında benim hayatımdan yola çıkarak Amiga 500 hayatımıza girdi. Çok daha kaliteli grafikler, çok daha kolay kullanım. Another World gibi hikaye kurgusu yoğun olan oyunlar hayatımıza girdi ve bizim bakış açımızı değiştirdi oyuna karşı. Ama ne zaman ki dial-up internet, o garip sesi olan hepinizin hatırlayacağı gibi hayatımıza girdi. O zaman daha henüz potansiyelini kullanmamış olsa bile internet bütün bu sektörü tamamen değiştirmek için yola çıktı diyebiliriz. Sonrasında üniversite döneminde ilk defa telefonlarla yüz yüze geldim. İlk telefonum Nokia 6110'du. Baktığınızda aslında şimdi baksanız gerçekten antika gibi gelebilir size ama o dönem için çok iyi bir telefondu ve ilk defa telefon üzerinde oyun oynamaya başladık. Tabii oyun dediğimde yanlış anlaşılmasın, Snake oyunundan bahsediyorum. Snake oyununda kendi aramızda rekorlar kırmaya çalışıyorduk. Sonraki dönemde ise PC ve konsol çağı başladı. O zaten apayrı bir çağ açtı. Bütün Commodore 64, Amiga 500'lerimiz rafa kalktı ve evde kendi PC'lerimizi yapmaya başladık. PlayStation 1, Xbox oyunları, televizyonda güzel kaliteli oyunlar oynamak bize bambaşka bir dünya açtı. Ama gene aynı internet gibi, dial-up internet gibi ne zaman ki akıllı telefonlar ve penetrasyonu iyice arttı, internet altyapısı gelişti, online oyunları beraberinde getirdi. İşte o zaman günümüz e-spor ve oyun dünyasına iyice yaklaşmış olduk. Neden? Çünkü online oyunlarının kalitesinin artması, sayısının artması online oyuncuyu arttırdı. Bu da hem takımdaşlığı hem rekabeti arttırdı. Tabii ki takım olma duygusu kendi starlarını yavaş yavaş çıkardı. Starlar kendi fan kitlesini ve seyircisini çekti. Bu oluşan seyirci bir yandan da medya ve sponsorları çekti ve günümüz oyun ve e-spor dünyasına bu şekilde gelmiş olduk. Tabii bu aslında işin biraz böyle hikayeyle karışık, çok basit anlatımı. Ama 3 aşağı 5 yukarı hem ben hem Serhat hem de sizlerin yaşadığı döngü bu şekilde diye tahmin ediyoruz. Şimdi günümüze geldiğimize göre Serhat bize biraz da global rakamlardan bahsetsin. Hikayeden gerçeğe doğru bir geçiş yapalım istiyorum. Teşekkürler Ozan. Evet, birçoğumuz benzer bir süreçten geçip bugüne geldi ve hala sektörde çalışmaya devam ediyoruz. Sektör dediğimiz şeye bir bakalım o zaman şu anda oyun dünyasında neler oluyor. Yakın zamanda Covid yüzünden beklentiler yenilendi istatistiklerde. 160 milyon dolarlık bir pazara bakıyoruz. Baktığımız pazar dijital oyun pazarı. Bunun içinde donanım ve diğer yan gelirler bulunmuyor. Direkt dijital oyunların bugün yarattığı ciro 160 milyar dolar değerinde. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni donanım konsolları çıkacak. Xbox ve Sony yeni ürünleri getiriyorlar. 2021 için öngörülen donanım dahil 200 milyar dolar civarında bir oyun pazarından bahsediyoruz. Burada dikkat çekmem gereken bir nokta 63 milyar dolarının mobil oyunlar olması. Bundan 15 sene önce
sıfır olan, yani senin sinek oynadığın zamanlarda çok düşük olan pazar bugün diğer bütün oyun alanlarından daha fazla ciro yapar hale geldi. Cep telefonlarından oyun dünyasını ele geçirdiğini söyleyebiliriz. Dünya genelinde e-spora baktığımız zaman ise 2 milyar e-spor farkındalığı demiş. Yani 2 milyar kişi bu işin ne olduğunu fark etmiş. Bu da aslında global öğrenci sayısıyla da örtüşen bir yaklaşık bir rakam. 230 milyon e-spor kitlesi sürekli takip eden 1.1 milyar e-spor cirosu diye not düşmüş. Şimdi baktığınız zaman 160 milyar dolarlık dijital oyun sektörünün içerisinde oyunun bir parçası olmasına rağmen e-spor sektörü bunu 16'da birini oluşturuyor. Ama diğer taraftan da piramidin o en küçük yeri bütün oyun sektörüne hükmediyormuşçasına bir medya, PR ve canlı yayınlarla destekleniyor. Şimdi buna baktığımız zaman özellikle COVID döneminde dijital oyunların sektör olarak yükselişe geçmesi bizi 5 senede belki getireceği noktaya 6 ay içerisinde getirdi. Bununla beraber de çok uzun zamandır yaşamadığımız online oyunların, online turnuvaların, online e-sporun iyice yerleştiğini ve kemikleştiğini gördük. Bunların var olması da tabii ki bunun etrafındaki diğer alanlarda iş fırsatı ve istihdam sağlıyor. Oyun ekosistemi ve e-spor ekosistemindeki temelinde oyun olan bu ekosistemin etrafında bununla birlikte çalışan birçok sektörde bu COVID döneminden etkilenmeyerek ayakta durmayı başardı. Aynen, doğru söylüyorsun. Tabii bir de bu işin kırılımı var. Yani mobil ve PC olarak Serhat bize tüm global rakamları verdi. Ama içinde ayrışım yaptığımızda 70 milyar dolara yakın mobil oyun cirosu var demişti. Burada önemli bir gerçek var ki aynı Serhat'ın söylediği gibi maalesef bu koronavirüs tabii ki tüm hepimizin hayatını etkilemiş olsa bile oyun sektöründe pozitif bir etki yarattı diyebiliriz. Aslında zaten hani oyun sektörü herhangi bir krizden etkilenmeyen nadir sektörlerden biri. Her daim neredeyse her krizden pozitif olarak çıkıyor. Burada da baktığınızda 2020'nin ilk çeyreğinden söz edersek 13 milyarlık bir indirme söz konusu mobil oyunlarda. Hem Google Play hem de App Store'da. Bu şu anda bir rekor. Bir önceki seneyle kıyasladığınızda 2 milyar daha fazla. Bu oldukça, her sene bir yükseliş bekliyoruz zaten ama bu oldukça büyük bir yükseliş. Burada tabii ki demin de söylediğim gibi koronavirüsün etkisi oldukça fazla. Çünkü zamanımızın çoğunu şu anda evlerimizde hem işlerimizi yaparak hem de hobilerimize daha fazla vakit ayırarak geçirmeye çalışıyoruz. Buradaki datalarda okumamız gereken önemli bir nokta da hyper casual oyunların gücü. Son 2-3 senede oldukça trend olan hyper casual ve casual oyunlar buradaki top chart'a baktığınızda ilk 4 oyunu da kapsıyor. Bu gerçekten hani büyük bir başarı bu tarz oyun türüne göre. Bir ikinci dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise ikinci sırada ise özellikle online rekabetin yoğun olduğu PUBG Mobile gibi e-spor elementlerinin de içinde olduğu online oyunlar oldukça rağbet geliyor tüm dünya üzerinde, ülkemizde dahil. Tabii işin bir de mobil dışında PC ve e-spor tarafı var. Burası bambaşka bir dünya. Burayı Serhat benden eminim daha iyi anlayacaktır. PC her zaman Master Race olarak adlandırıldı biliyorsun. E-spor oyunlarının da neredeyse tamamı aslında PC oyunlarında. Evet, PUBG Mobile gibi oyunlarımız var ama bunlar da aslında PC'den çıkıp daha sonra mobile aktarılmış oyunlar. İşte League of Legends'ın mobil versiyonu geliyor ama benzer MOBA oyunlar gene vardı. Ya PC bu işin Master Race'i. Ve böyle de görüyoruz. Konsolda bir büyüme var. İngiltere'de ve Amerika'da konsol her zaman var. Konsolda e-sporun büyümesi enteresan bir şey değil. Adamlar zaten konsolda oyun oynuyorlardı. Ama dünyanın geri kalanında Kore'si olsun, Asya'sı özellikle, Orta Doğu'su her zaman PC'nin yeri belliydi. Şimdi baktığımız zaman
Tier 1 diye ayrıştırdıkları yerde 4 tane oyun görüyoruz. League of Legends, Counter-Strike, Rainbow Siege, Dota. Şimdi burada işte Rainbow Siege'in bir alt tier'e düşüp düşmeyeceğini konuşuyoruz diğer taraftan. CSGO ile League of Legends şu anda en sürekli turnuvaları yapıyor. Dota'da en büyük ödüllü turnuvayı yapıyor. Yani bu 3 oyunun, Rainbow Six de peşinden geliyor, fena gitmiyorlar ama esas bu 3 oyunun dünyayı domine ettiğini görüyoruz e-sporda ve bunlar PC oyunları. İzlenme rakamlarında da, gelir paylaşımında da bu 3 oyun şu anda e-sporu yönetiyor. Burada şöyle bir ekleme yapabilirim. Hiç bilmediğimiz enteresan oyunlar var aslında. Yani sektörün verenlerin bilmediğini düşündüğüm. Asya'da Crossfire diye Counter-Strike'ın benzeri bir FPS oyunu var. Counter-Strike'dan çok daha fazla, 1 milyar doların üzerinde ciro yapıyor hala 20 sene geçmesine rağmen. Bunun gibi enteresan oyunlar var ama global dominasyonu sağlayamadılar. O bölge yeterli oldu onlar için. Aynen. Burada tabii ki Çin apayrı bir pazar. Çin'i o yüzden genelde bu tarz incelemeleri ve karşılaştırmaları yaparken diğer bölgelerden ayrı tutuyoruz. Çünkü nüfus yoğunluğu bütün dengeleri değiştirebiliyor. Crossfire'dan bahsettik daha. Crossfire'ın aylık aktif oyuncu sayısı 240 milyon. Bu inanılmaz bir rakam. Yani tüm dünyada oynanan bir oyunda toplasanız bu kadar aktif oyuncuya ulaşamama şansınız varken Crossfire birçok bölgede çok başarılı olmamasına rağmen Çin'deki başarısı zaten hepsine bedel gibi duruyor rakamsal olarak baktığımızda. Şimdi global rakamları konuştuk. Aslında birçok rakam var ama önemli olanların üstünden geçtik. Biraz da Türkiye'ye bakalım isterseniz. Hem 2018'i hem 2019'u karşılaştırarak ilerleyelim. 2018'e dönersek, 2018'deki Türkiye'deki total cironuz 850 milyon dolar civarındaydı. Ve bu aslında Türkiye üzerinde iyi bir ciro diyebiliriz. Ama 2019'a baktığınızda 830 milyon dolar gördük. Burada tabii ki bunu TL olarak ben yazıyor olsaydım, aslında bir yükseliş söz konusu. Yani aslında harcamalarımız artıyor. Yani ödeme yapan oyuncu sayısı da artıyor. Kişi başı yapılan ödeme de artıyor. Ama maalesef buradaki ana sorunumuz TL'nin dolar karşısındaki gücü. Bu gerçekten bizi inanılmaz etkiliyor. 2018'deki dolar kuru 4.8 iken 2019'da 5.6 idi. Bugün bakıyorsunuz şu anda, dün baktım 7.29'du. Yani ne olacağını tam kestiremiyorsunuz. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Burası global oyun firmaları için çok değerli bir pazar. Hala da çok değerli bir pazar. Ama TL'nin gücü zayıflamaya devam ederse maalesef oyun firmaları buraya yaptıkları yatırımın karşılığını alamamaya başlayabilir. Bu da uzun sürede bizim için bir risk olabilir. Umarım o yüzden bu tarafı en kısa sürede çözeriz. Oyuncu sayısına baktığınızda 32 milyona yakın oyuncu var. Buradaki önemli nokta ise şu, biz hep oyuncuyu şöyle tanımlarız. Bir kere bile bir oyuna girmiş olsa, mobil de olsa fark etmez, PC'de olsa fark etmez, konsolda fark etmez. O bizim için oyuncudur. Ve Türkiye'de 32 milyona yakın gerçekten ciddi bir rakam oyuncu var. O yüzden de burası değerli bir pazar oyun firmaları için. Buradaki oyuncuların kılımına baktığımızda ben buradan kişisel olarak da biraz yorum yapacağım. Benim için önemli iki oyuncu kitlesi var. Birincisi 25-34 yaş arası, yani %35'lik büyük oranı kapsayan alan. Neden önemli? Çünkü bu çağ artık kendi kararlarını vermeye başladığımız çağ, üniversite çağı, cebimizde kendi paramızın olduğu, harcayabildiğimiz ama aynı zamanda da oyun oynamaya da oldukça vakit harcayabildiğimiz zaman. O yüzden burası oyun sektörü için oldukça önemli bir oyuncu kitlesi. Çünkü ana güruhu yaratıyor diyebiliriz. İkincisi ise Serhat'la benim gibi oyuncular. Yani
35-44 yaş arası oyuncular. Bu da %30'luk bir kesim. Hiç hafife alınacak bir yüzde değil. Burası da çok önemli. Şundan dolayı önemli. Ben hani kendimden yola çıkarak da anlatıyorum. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Ama bir yandan da çocuklarım ve ailem var. İşim var ilgilenmem gereken. O yüzden eskisi kadar vakit harcayamayabiliyorum. Ama hırslıyım da ne yapıyorum? Zamanımı çok fazla harcayamadığım için onun yerine biraz daha fazla para harcayarak kendimi dengelemeye çalışıyorum diğer oyuncularla. Bu biraz daha pay to win'e giriyor aslında. Ama o yüzden de biz para harcayan kesim olduğumuz için de oyun firmaları için oldukça önemli bir kesimiz diyebilirim. Şaşırtıcı bir yüzde de burada kadın erkek dağılımı. Şu anda baktığınızda neredeyse dengelenmiş gibi duruyor. %47'ye %53. Tabii burada şu gerçeği de söylemekte fayda var. Özellikle PC tarafında, Serhat'ın demin bahsetmiş olduğu PC dünyasında hala erkek egemen bir oyuncu kitlesi söz konusu. Ya da profesyonel olarak bu işi yapan e-sporcularda. Tabii ki kadın oyunculara yönelik birçok girişim yapılıyor ve umarım kısa zaman sonrasında birçok kadın e-spor takımı ve kadın oyuncu sayısını burada da göreceğiz. Ama özellikle hardcore kesimde hala erkek oyuncu dominant diyebilirim. Onun dışında telefonlarda, mobil oyunlara baktığımızda ise kadın oyuncu sayısının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hyper casual, casual, puzzle tarzı oyunlarda kadın oyuncular oldukça yüksek rakamlara sahipler. Buradaki slide'da birkaç tane önemli data paylaşmak istiyoruz sizlerle. Burada Türkiye'de en çok indirilen oyunları görüyorsunuz. Ve iki farklı görsel hazırladık size burada. Birincisi ücretsiz olarak indirebildiğiniz oyunlar. İkinci tarafta ücretli olarak indirebildiğiniz oyunlar. Yani indirmeden önce 3 TL, 5 TL, 9 TL neyse para vermeniz gerekiyor. Şimdi arada bir uçurum olduğunu göreceksiniz. Ücretsiz oyunların bir numarasında PUBG Mobile var. PUBG Mobile zaten son 2-3 senedir çok dominant bir şekilde ülkemizde oynanıyor. Sadece ülkemizde değil aslında. Bütün dünyada bu şekilde mobil tarafta diyebilirim. 15 milyonun üzerinde indirme varken geçen sene diğer tarafta Minecraft gibi büyük bir IP'den bahsetmemize rağmen totalde 70 bin indirmeyi geçmiş ya da geçememiş. Yani arada gerçekten çok büyük bir fark söz konusu. Türkiye ve Türk oyuncu kitlesi free-to-play mantığına yakın bir ülke. Yani önce ücretsiz olarak oynayıp sonra in-purchase yapmayı tercih eden bir oyuncu kitlemiz var. Bu zaten yaptığımız analizlerle de çok net çıkıyor. Bizim hem Avrupa tarafında hem Türkiye hem Orta Doğu tarafındaki oyunlar içindeki oyuncuların yaklaşımları Asya'daki oyunculara göre çok daha farklı olabiliyor. Buradaki top 10'a baktığınızda demin bahsettiğimiz gibi tüm dünyadaki mobil oyun popülaritesinde hyper casual oyunlar ve aksiyon oyunları popüler demiştik. Aynı şey burası için de geçerli. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Brawl Stars gibi aksiyon oyunları varken diğer yandan da tapımda gördüğünüz çoğu oyun casual tarzı oyunlar. Yani dünyadaki trendlerle neredeyse birebir aynı şekilde gidiyor Türkiye. Türkiye'deki ödemelere baktığınızda mobil tarafta PUBG Mobile'in yine en tepede olduğunu görüyorsunuz. Ve oyun içinden gelirleri 20 milyon dolara yakındı geçen sene. Ve burada dikkat edilmesi gereken bu aslında sadece oyun içinden elde ettikleri gelir. PUBG Mobile aynı zamanda hem yaptığı turnuvalar hem kurduğu ekosistem hem marka işbirlikleriyle oldukça büyük cirolar üretebilen bir oyun haline geldi. Buradaki diğer bir husus ise son 4 senenin top chart'ına baktığınızda Türkiye'deki en çok ödeme yapılan oyunlara mutlaka OK oyunlarını görüyorsunuz. Bu bence büyük bir başarı. Yani OK Plus, yüzde OK Plus oldukça güzel bir oyun. Ama her sene top chart'ta olmak bu kadar eski bir oyunun ve bu kadar yüksek ciro yapması oldukça büyük başarı. Türk oyuncusunun en çok para harcadığı diğer oyun türü ise strateji oyunları. Bu listede neredeyse 5 tane, top 10'da 5 tane strateji oyunu bulunuyor.
aslında baktığınızda bunların hepsinin oynanış yapısı tamamen birebir aynı olmasına rağmen özellikle son dönemde Osmanlı motifleri ve Osmanlı kültürünün kullandığı oyunlar oldukça rağbet görüyor Türkiye'de ve oldukça yüksekte cirolar yapıyor. Burada Türkiye'deki rakamlardan sonra Türkiye'deki önemli konularla ilgili 3 tane slide hazırladık size. Burası gerçekten uzun yazılarla dolu. O yüzden hepsini tek tek okumamıza gerek yok. Ama Serhat'la beraber üzerinden en önemlileri hakkında ufak tefek yorumlar yapıyor olacağız. Şimdi sunumun başında da belirttiğiniz gibi Türkiye bütün global oyun firmaları için hala oldukça değerli bir pazar ve günümüzde baktığınızda 100'ün üzerinde global firma Türkiye'ye hala yatırım yapıyor. Kimi burada ofisini açıyor, kimi uzaktan da olsa pazarlama yapıyor, yerleştirme yatırımı yapıyor. Ama mutlaka buraya yatırım yapmaya devam ediyor. Tabii ki biraz sonra bahsedeceğiz. Özellikle son 1-1,5 senedir çok büyük başarı hikayelerini duyuyoruz. İşte Masamo'nun başarısı, Gram Games'in başarısı, Peak Games'in başarısı, Rolik Games'in başarısı, Tezworks'in başarısı. Tüm bu başarılar Türkiye'de bambaşka bir kafa yapısına yönelmemize yol açtı ve güzel, pozitif anlamda söylüyorum bunu. Şu an Türkiye'de baktığınızda 100'ün üzerinde büyük ve orta ölçekli lokal yazılım, oyun yazılım firmalarının olduğunu görüyoruz. Bu bence çok önemli bir konu ve bu zaman içinde artarak da devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bu başarı hikayeleri hepimiz için büyük bir ilham oldu ve herkes artık bunu ben de yapabilirim diyor ki bence yapılabilir. Ve bu sektörün büyümeye başlaması akademik anlamda da çok önemli bir yere geldi. Şu anda birçok üniversitede hem e-spor üzerine hem oyun sektörü üzerine akademik programlar bulunuyor. Biraz önce söylediğim gibi en son duyduğumuz haber Rolik Games'in 168 milyon dolara Zynga'ya satılmasıydı. Ki buradaki önemli olay Rolik Games'in çok kısa bir süre içinde. Serhat yanlış olmasın 2 sene miydi? 20 ayda. 20 ayda. Yani bakın 20 ay diyoruz. Yani gerçekten 20 ayda bir firmanın 168 milyon dolara Zynga gibi büyük bir firmaya satılması hani bizce inanılmaz büyük bir başarı. Tekrar buradan tebrik ediyoruz kendilerini. Good job diğer games. Taraftan yatırımın geri dönüş oranına da bakmak lazım. 20x'in üzerinde tabii olduğunu tahmin ediyoruz yani. Tabii. Böyle aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Geri dönüş oldu. Onun dışında Good Job Games 2019 yılında 800 milyon indirme aldı ve dünyanın en çok indirme alan 3 büyük şirketi arasına girdi. Mountain Blade 2 Bannerlord biliyorsunuz çok yakın zamanda çıktı. Çok uzun bir 8 senelik bir çalışmanın ardından ve çıktığı saatte 100 bin concurrent user yani anlık oyuncuya erişti ve yeni bir rekor kırdı. Peak Games zaten bu en büyük başarı zaten unicorn olarak 1.8 milyar dolar karşılığında yine Zynga'ya satıldı. Bu ve bunun gibi birçok haber var Türkiye'de. Tabii ki bir de işin hem e-spor tarafı hem de PC tarafı ile ilgili haberler var. Serhat orada ben sana sözü bırakayım. Senin tam uzmanı olduğun yerler. E-spor konusunda saydığın oyun firmalarına ek olarak bir oyun firmamız daha var. Zula. Zula evet, aslında aynen. İlk e-spor, Türk e-spor oyunu diyebiliriz çok rahatlıkla. League of Legends 10. yılını kutladı Türkiye'de. Evet, efsane geçti Türkiye'den diyebiliriz. Bir 10 sene Türkiye e-sporunun ne konuşulduğunu değiştiren bir oyun oldu. Türkiye e-sporundaki gelişmeleri kendi rüzgarıyla düzenleyen bir süreçten geçti. Aynı zamanda federasyonumuz kuruldu. Federasyonumuz şu anda bakanlığımızın da destekleriyle Türkiye'de bu işi yine bir noktaya getirmeye çalışıyor. En önemlisi de tüm spor federasyonlarının kapandığı diyelim dönemde sadece bizim federasyonumuz Türkiye Spor Federasyonu aktif kalıp operasyon yapıp
organizasyonlar yapmayı başardı. Ve burada da daha önceden belki de yeterince bulamadığımız söz hakkını bulmuş olduk. Bundan sonrasında da daha iyi gideceğini umalım, öyle istiyoruz. Türkiye'de oyun sektörü vardır ve bundan sonra çok hızlı büyüyeceğini öngörebiliyoruz. Daha önce olmayan bir yatırımcı kitlesi bu alana doğru giriyor şu anda. İşsizlikten dolayı bu alanda daha önce çalışma yapmış bütün gençler kendilerine fırsat yaratmaya çalışıyorlar ki bu çok önemli. Özellikle hyper casual dediğim yerde hızlı şekilde prototipleme yapıp bir şeyleri öğrenebilme, en azından teknolojileri öğrenebilme, Unity'yi öğrenebilme, yazılım, animasyon, bunlara en azından giriş yapabilme fırsatı verdiği için developer, geliştiricilerin yetişmesinde çok önemli bir rol oynuyor şu anda ve daha da fazla ihtiyacımız olacak çünkü hemen hemen tanıdığımız herkes yeni bir oyun stüdyosu açıyor şu anda. Evet. Ve bunun faydalarını da önümüzdeki 3-5 yıl içinde mutlaka göreceğimize inanıyorum. Aynen. Şimdi aslında paylaşabileceğimiz çok daha fazla data var ama zamanı verimli kullanmak adına biz olabildiğince kompakt olarak sizlere burada dataları sunmaya çalıştık. Ama daha fazla datayı, bilgiyi ve yorumu her zaman raporlarımızı inceleyerek bulabilirsiniz. Sunumda zaten link koyduk. Sorularınız olursa da ayrıca yine bize ulaşabilirsiniz. Çünkü bu rakamlar her daim güncelleniyor. Biz de olabildiğince sık bir şekilde update etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi mobil e-spor ve geleceği ile ilgili biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü demin de söylediğim gibi akıllı telefonların penetrasyonunun inanılmaz şekilde artması burada da apayrı bir e-spor dünyası yaratmakta ilerliyor diyerek sözü Serhat'a bırakıyorum tekrar. Ozan'cığım işte smart akıllı telefonların çıktığından beri küçük bir kitle mobil oyunları bir e-spor, bir turnuva, bir karşılaşma, mücadeleci oyun sıfatına sokmak için çaba gösteriyordu aslında. Bunları da yakından takip ediyorduk ama zaman çok erkendi. Daha penetrasyon tamamlanmamıştı. Bu oyuncular bu dünyaya, o zamanki cep telefonu kullanıcıları bu dünyaya hazır değillerdi. Ama aradan 15 yıl içerisinde bu yeni büyüyen nesil, yeni gelen nesil, Z kuşağının sonu artık cep telefonlarını hayatının tamamının bir parçası yaptıktan sonra oyun ve e-spor ihtiyacını diyelim buna, o bir eğlence olduğu için ihtiyaç kategorisinde cep telefonuyla gidermeyi başardı. Neden? İşte MOBA oyunları patladığı zaman PC'de patladı ve bunu ilk mobile geçiren oyunlar Mobile Legends olsun, Arena of Valor olsun, MOBA kitlesini cep telefonunda o oyunu yaşattırabildiler. Peşinden PUBG'nin ve Fortnite'ın mobile çıkış dönemi var. Hem PC oyun olmasına rağmen mobilde de devam edebildiler. Bunlar da tabii ki ilgiyi ve alakayı arttırdı. İşte rakamlar gözümüzün önünde. 63 milyar dolara gelmiş bir mobil sektöründen bahsediyoruz. 72 milyon saat Arena of Valor seyredilmiş. Online platformlarda 760 4358 kişi aynı anda bir mobil şampiyonayı seyretmiş. Bu rakamı gördükten sonra mobil e-sporun varlığını tartışmamıza da gerek kalmıyor. Nasıl kendimizi burada var edebiliriz ona bakmak lazım. Tabii mobil e-spor dediğimiz zaman aklımıza direkt ışıkların altında kupaların kaldırılması gelmesin. Orada değil iseniz. Bunlar yapılıyor, evet, mobil büyük turnuvalar yapılmaya çalışılıyor ama henüz o emekleme aşaması tamamlanmış değil. Buradaki en büyük kazanç aslında oyuncunun mobil olarak bu deneyimi yaşayabilmesi. Nedir bu? Artık bir oyun merkezine, bir okula, bir fiziksel ortama bağlı olmadan, bağlantımı hiç kesmeden kendi arkadaş grubum ve rakip arkadaş gruplarıyla canımın istediği saatte diyebilirim. Çünkü nerede olduğumun da önemi yok aslında. Bu Asya'da başka bir saat diliminde, Avrupa'da başka bir saat diliminde. E-spor deneyimi yaşamamı sağlıyor. Ve bu müthiş bir özgürlük, müthiş bir fırsat. Yani burada illa bir formaya girip, ben şu takımın en büyük oyuncusuyum yarışına girmektense, bunu milyonlarca insanla birlikte yapıp eğlenip bir şeyler kazanabilme
fırsatını veriyor sana ve bunun da ne kadar iyi yaptıklarını rakamlar gösteriyor. 55 milyon izlenim var PUBG Mobile'da. Yani PUBG'nin yaklaşık şu anda 3 tane versiyonu var. Bir normali, bir light'ı, bir de mobil versiyonu. Fortnite'de da var. Serhat, bu arada PUBG Mobile Lite de var bir de. PUBG Mobile Lite var. Yani böyle bir mobildeki dominasyonu inanılmaz. Şimdi daha fazla oyun göreceğimize eminim. Özellikle indie stüdyolar bu işe çok merak saldı. Kompetitif multiplayer oyun yapmak için çalışan birçok stüdyo günün sonunda iyi bir oyun modunu bulacak ve büyük firmalar, Zynga olsun, Tencent olsun, bunu artık mainstream yapıp yeni oyunları kazandıracaklar bize. Ya ben mobile inanıyorum, mobile güveniyorum. Zaten bunun aksini söylemek mümkün değil. Peak'in başarısından sonra, Rolling başarısından sonra ve e-sporu da mobil üzerinde nasıl yapabiliriz? Bunları ilgili kişilerle konuşuyoruz. Sizleri de bekleriz. WhatsApp gruplarımızda, LinkedIn gruplarımızda bu tartışmalara katılabilirsiniz. Evet, aynen. Her zaman katılabilirsiniz. Peki Serhat, o zaman son olarak istersen biraz da kariyer tarafından bahsedebiliriz. Burada sözü yine sana bırakacağım. Çünkü aslen ben hani bir sene öncesine kadar bu taraflarda çok yoktum. Daha çok pazarlamaya uzanmıştım ama Serhat'ın baskısı sonucu daha fazla dayanamayarak son bir senedir. Yok ya, bana baskı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde e-spor ve oyun pazarlaması dersleri veriyorum. Burada sence nasıl bir gelecek bekliyor gençlerimizi? Nasıl yönlendirmeliyiz onları? Şimdi iki konudan bahsettik daha öncesinde. E-spor dedik, mobil dedik. Şimdi kariyere geldi. Bununla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk ekosistemimizi anlatırken bunun evet temelinde oyun var, oyun yapmak var ama bunun etrafındaki endüstriden bahsettik. Ve bu endüstrideki çalışanların bir kere temel oyun kültürüne sahip olması bekleniyor artık. Eskiden beklenmeyen bir şeydi. Pazarlamacıdan böyle bir şey beklenmiyordu ama 2020 yılında oyun pazarlamasını bilmeyen bir pazarlamacının bir şirkette olmaması gerekiyor benim baktığım yani. Şu anda üzerinde en etkili pazarlama yapabileceği araç bu ve bunu bilmeden klasik pazarlamayla bir ürünü tanıtıyor veya satıyor olmak neredeyse imkansız şu an yaşadığımız bu enteresan durumdan dolayı, COVID dünyasında yaşıyor olmamızdan dolayı. Şimdi bir pazarlamacının oyunu olan ilgisini üniversitede alakalı içeriklerle ve workshoplarla destekleyebilirsek okulu bitirdikten sonra bu alanda çalışmaya devam edecektir. Bu benim programımı, Bahçeşehir'de yaptığım programı biliyorsun. Bizim programın temelinde müfredat temelli bir eğitim yoktur. Yani bu teoriyle anlatılarak yapılabilecek bir şey değil. Hatta şu anda Google'a, Facebook'a, birçok oyun firmasına da baktığımız zaman diplomanın da pek bir önemi kalmadığını görüyoruz. Çünkü bu işi yapmak isteyen kişiler kendilerini çıldınca geliştiriyorlar. Tutku endüstrisi diyorum ben bizim endüstriye. Tutkuyla yaptığımız. Sen de sunumun bir yerinde ben oyun oynamayı çok seviyorum diye başladın. Sonuçta bizim sektörümüz tutku endüstrisi, tutku ekonomisi diyebiliriz buna. Biz bunu yapmaktan vazgeçmiyoruz. Okullar yetişmeye çalışıyor buna ama şu anda çok geride, uluslararası sahnede bile bu durum böyle. Yaklaşık 500'e yakın üniversite var şu anda. 20 bin, 25 bin üniversitenin içinde e-sporla ilgilenen. Ama bu 500 tanesini biliyoruz, diğer 15 bin tanesini bilmiyoruz. Bir de öyle düşün yani. Bu 500 tane üniversiteden haberimiz oluyor. Çünkü bunların kendi aralarındaki maçlarından, birlikte oynadıklarından, oyuncu transferlerinden bir şekilde e-sporun kitlelere, geniş kitlelere, genç kitlelere ulaştırmasının gücünü kullanarak öğrencileri okula çağıran bir yapı kuruldu. Biz de bu alanda çalışıyoruz. İşte burada Malta'da, American University of Malta'nın içinde kurduğumuz oyun merkezinde öğrencilerin gelmesini bekliyoruz ama bir yandan da üniversiteler COVID yaşıyor şu anda. Sınırlar kapalı, yolculuk yapılamıyor, yurt dışı öğrenciler transfer olamıyorlar, vize problemleri var çünkü konsolosluklar çalışmıyor gibi inanılmaz bir sürecin içinden geçiyor eğitim sistemi.
İşte burada da yine oyunlar ve teknoloji devreye giriyor. Biz kendi yaptığımız işi online ve dijital platformlar üzerinden aktarabiliriz öğrencilerimize ve arkadaşlarımıza. Neden? Bunu zaten yapıyoruz. Oyun oynarken Discord kullanıyoruz, öyle değil mi? Tabii. Zaten o dijital ortamın içinde biz bilgi paylaşımını, bilgi aktarımını yapıyoruz ve bunu oyun oynarken yapıyoruz. Dijital bir ortamın içinde oluyorsun. İşte şu anda belki çok fazla yoğunluğu olmayan hocalarımız varsa, pedagoglarımız varsa bu tarz projelerin üzerinde çalışıp bunları eğitim sistemine entegre etmesi gerekiyor. Biz de Uluslararası Federasyon'da buna yardımcı oluyoruz. Temelinde yapmaya çalıştığımız şey okulların içinde e-spor takımlarının kurulması, e-spor çevresinin yaratılması ve bunun etrafındaki akademisyenlerle öğrencilerin ve daha sonrasında da sektörün işbirliği yaparak bu gençleri üniversite sonrasında sektöre hazırlaması. Yani bunu standart eğitim modeliyle düşündüğümüz zaman 4 yıl içinde bir gence e-sporla ilgili bir şey, müfredat tabanlı bir eğitim vermenin benim baktığım yerden hiçbir gereği yok. Çünkü gençler bunu bizden daha iyi biliyor. Bizim ona e-spor öğretmemize gerek yok. Ama bu gençleri biz yeteneklerine göre, becerilerine göre doğru yerleştirebilirsek, mühendislikten iletişim fakültesine, işte hukukundan diğer fakültelerine öğrencilerimizi bir arada çalışabilme ortamını okulun içinde yaratabilirsek, bu çocuklar zaten başarılı oluyorlar. Onlar senden benden daha iyi biliyor şu anda. Bunun içine doğdular. Bunun içinde yaşıyorlar. Bizim onlara kendi tecrübelerimizi aktarıp daha sonrasında da koluna bilezik olarak daha sonra kullanabileceği bir diplomasını istediği bölümden almasını sağlayabiliriz. Bunu denedik ve başarıya da ulaştık. Öğrencilerimizin birçoğu okulu bitirir bitirmez iş buldu. İyi firmalarda iş buldular. Uluslararası firmalarda iş buldular. Öğrencilerimizin birçoğu da daha okulu bitirmeden ya bizlerle çalışmaya başladılar ya freelance olarak aldığımız işleri pasladık, onları yapmaya başladılar, kendilerini geliştirdiler ve bir şekilde açıkta kalmadılar. Özellikle Covid döneminde yaklaşık 15 tane öğrencimizle evde olmalarına rağmen sürekli çalışarak yaklaşık 6-7 tane büyük turnuva düzenledik online. Gayet de başarılı olmuş. Covid dönemi boyunca bayağı aktif kaldılar. Diğer bölümlerde, diğer departmanlarda birçok öğrencinin özellikle işsizlikle karşılaştığını biliyoruz. Özellikle başka problemlerle karşılaştığını biliyoruz. Bu Covid herkesi çok derinden etkiledi. Ancak oyun sektöründe en azından tolere edebildik işi, devam ettirebildiğimiz için. Seçkin hocamıza da buradan selamlar olsun. Kendisiyle evet, bu panelleri birçok kez gerçekleştirdik Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Günün sonunda kariyerle ilgili son söylemek istediğim mobil oyun geliştirme ile alakalı. Oraya gelirsek eğer, şu anda müthiş bir oyun sektöründe, ya bu hyper casual oyun değil, işte böyle bir business model olmamalı, oyun sektöründe bunlar olmamalı gibi bir düşünce var. Onun dışında da ben kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Hyper casual iş aslında bizim memlekete teknolojiyi öğrettiğimiz, oyun yapmayı öğrettiğimiz başlangıç noktası olarak görüyorum. Neden? Game jam'lerle başladı bu olay. Eskiden game jam'ler senede bir kere yapılıyordu, değil mi? ODTÜ'de başlamıştık game jam'leri yapmaya. Şimdi hyper casual dünyada haftada bir game jam yapılıyor diye düşünebiliriz. Yani o kadar bir üretim, prototip üretme hızını arttırdı ki bu sektör. Çünkü bu geliştiriciye prototipini üretirken en azından cebine karşılık girmesini sağlıyor. Yani bir oyunu yaparken 3 sene, 4 sene, mobil oyunlarda 6 ay, 1 sene, 1,5 sene bekleyip de iş başarılı olmuş mu, olmamış mı görmenin, bunu beklemenin bir anlamı yok bu alanda. Tamam, buradan çıkan oyunları beğenmiyoruz. Bunların birçoğunu buluyoruz, kalitesiz buluyoruz, yetersiz buluyoruz, oyun sektörüne uygun olmadığını düşünüyoruz. Özellikle iyi oyun geliştiricilerin ağzından çıkan laflar bunlar. Diğer taraftan baktığım zaman da 6 ay içinde hiçbirimiz sıfırdan bir genci en azından oyun sektöründe bir yere başlayabilecek noktaya getiremiyor. Yani bu 4 sene üniversite eğitimiyle olmuyor. Çocuğun kendi başına
yırtınıp bir yerde staj yakalamaya çalışıp bir yerde işe başlamaya çalışıp girmesiyle olmuyor. E nasıl oluyor? İşte bu şekilde sürekli prototip yaptırıp bir kitleye bunları üçlü beşli gruplar halinde birlikte çalıştırabilmeyi başardığımız zaman biz aslında bunu eğitime döndürüyoruz. Ha, bunu publisher firmalarla, yayıncı firmalarla konuşup daha yapı halinde yapmak, büyük bir yapı içerisinde yapmak lazım. E bunun da farklı alanlarda çalışan firmalar mevcut. Rolik Games senelerce, aynen, senelerce demeyeyim, adamlar zaten 2 senedir oradaydı. Yaptılar bunu firmalarla, anlaştılar, üniversitelerle anlaştılar ve bir genç kitlenin üretim yapmasını sağladılar. Ben o yüzden bunun da eğitimin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Structure edildiği zaman, belirli bir yapıya oturtulduğu zaman daha verimli, daha faydalı olacağına da inanıyorum. Zamanımız doldu Ozan'cığım. Teşekkür ediyorum. Doldu mu? Doldu. Tamam, süper. Ben de tahmin ettiğim için son slide'a geçtim. O tarafta. Valla diline sağlık Serhat. Kariyerle ilgili çok güzel açıklamalar yaptın. O zaman herkese bizi dinlediği için teşekkür ediyoruz. Umarım hem ben hem Serhat sizlere olabildiğince anlamlı ve değerli bilgiler verebilmişizdir. Tabii ki bize istediğiniz, dilediğiniz zaman ekranda gördüğünüz kontak numaralarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca tüm Amazon ekibine de tekrardan böyle bir etkinlik yaptığı için ve bizlere davet ettiği için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Herkes kendisine iyi baksın, iyi oyunlar diliyorum. Çok sağ olun, bye bye.